Yani 1 Mayıs her zaman için önemli. Bizim emekçilerin en önemli mücadele günüdür. 1 Mayıs öteden beri böyledir. Bizim temel taleplerimizi ifade ettiğimiz, seslendirdiğimiz, haykırdığımız, bir araya geldiğimiz, örgütlendiğimiz bir alandır. Bu yıl şüphesiz çok daha önemli. Hani özellikle bu seçimlerle birlikte önemi çok daha da artmıştır. İşte yaşanan enflasyon, yoksulluk, işsizlik, kadın sorunu, kamu emekçilerinin sorunu, eğitimle ilgili yaşadıklarımız. Ne yazık ki sistem bir bütün emekçilere yüklenmeye devam etmekte. Bir tarafta yaptığımız hizmetin niteliği gittikçe azalmakta, diğer tarafta yaşam standartlarımız gittikçe düşmektedir. Dolayısıyla 1 Mayıs bu yıl çok daha önemli. İşte ortalama yoksulluk sınırı 55 bin iken bir kamu emekçisinin aldığı maaş ortalama olarak 35 bin civarında. Dolayısıyla kamu emekçileri yoksullaşmıştır. Kamu emekçileri yaşamlarını sürdüremez hale gelmişlerdir. İşte ulaşım bir problemdir, barınma bir problemdir. Bunun dışında işsizlerin ayrı bir sorunu var, atanamayan öğretmenlerin ayrı bir sorunu var. Sağlık alanında sağlık gittikçe niteliksizleştirilmekte ve ücretli hale gelmekte, sağlık çalışanlara dönük yoğun bir şiddet söz konusu. Aynı şey diğer alanlarda kamu emekçilerine dönük. Bir bütün süre gelen haksızlıklar, hukuksuzluklar, ekonomik olarak yoksullaştırma sürmekte. Seçim aslında önemli mesajlarla dolu bir seçimdir. Yoksullaştırmanın, işte tencerenin kaynayamamasının, insanların açlıklarının ya da bu açlığa neden olanlara verdiği bir mesajdır. Yani şimdiye kadar yoksulluk hep vardı ama bugün artık çok daha ciddi bir şekilde hissediliyor. Bu bir şekilde perdeleniyordu. İşte vatan, millet, Sakarya, din edebiyatıyla insanlar seçim sandığına gittiklerinde bura üzerindeki ayrışmadan dolayı siyasal iktidar her seferinde istediğini almaktaydı. İşte her seferinde gittiğinde yarattığı krizlerle, olmayan krizlerle, işte milli krizlerle, dini krizlerle bir şekilde kendi kitlesini konsolide etmeyi başarıyordu ama bu sefer artık mızrak çuvala sığmaz vaziyete geldi. İnsanlar yoksul, evde tencerelerini kaynatacak bir şey bulamıyorlar. Çocukların geleceklerine dair bir karamsarlık içindeler ve çok güçlü bir şekilde siyasal iktidara bir mesaj verilmiştir. Bu mesaj bizce olumlu bir mesajdır. Siyasal iktidarın çalışanların, emekçilerin, emeklilerin durumunu gözetmesi gerekiyor. Böyle ne üdüğü belirsiz ekonomi politikalarla her seferinde deneme tahtasına getirdi, deneme tahtasına dönüştürmüş olduğu Türkiye ekonomisini daha da dibe, daha da kriz yaşatır hale getirmemesi gerekiyor. Çalışanların refah düzeyini arttıran sadece sermayeyi değil, çalışanlara dönük, emekçilere dönük tedbirler alması gerekiyor. Bizdeki ekonomik sistem, eğitimde de bu böyle. Teşvikler yapılıyor, eğitime de teşvikler yapılıyor ama yapılan teşviklerin tamamı sermayeye yönelik bir teşviktir. 1 Mayıs'ı Taksim'de ortak kutlama çağrımız var. İkinci bir seçeneğimiz halihazırda yok, olmayacak. Biz Taksim konusunda ısrarlıyız. Yasal anlamda da, anayasal anlamda da, duygusal anlamda da Taksim artık 1 Mayıs meydanıdır. İşçileri davet ediyoruz. Hem işçi örgütlerini davet ediyoruz, sendikaları davet ediyoruz, konfederasyonları davet ediyoruz, emekçileri davet ediyoruz, yoksulları davet ediyoruz. Yani bu sistemle sorunu olan herkesi birlikte tavır almaya davet ediyoruz. Biz birlikte örgütlenerek bu sistemi değiştirebileceğimize, çalışanların, emekçilerin, yoksulların, ötekilerin lehine dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Seçim İyi bir göstergeydi bu açıdan. Seçimin yaratmış olduğu moral ve motivasyonla birlikte değiştirebiliriz diyoruz. Örgütlenerek, birlikte mücadele ederek bu sistemi değiştireceğimize inanıyoruz.